Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hepinize güzel bir sabahtan merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu karbonhidrat sayımı. Biz diyabet hastaları için çok önemli olan bir husus, bir konu karbonhidrat sayımı. İnsülin düzeyimizin belirli bir dengede gidebilmesi için vücudumuza aldığımız karbonhidrat miktarının kan şekerimizi istemediğimiz seviyelere çıkarmaması için, yani dengede kalabilmesi için karbonhidrat sayımı bizler için çok önemli. Endokrin uzmanımızın bizlere önerdiği sabah, öğle, akşam insülin miktarlarını yaptığımızda doğal olarak kan şekerimiz dengede gidiyor. Fakat biz aldığımız gıdalarda diyet dışına çıktığımızda ya da işte gün içerisinde yaşadığımız ekstern durumlar karşısında kan şekerimiz yükselebiliyor veya kan şekerimiz düşebiliyor. Bu durumda neler yapmak gerekir? Karbonhidrat sayımının özü nedir? Nasıl yapılır? Bu videoda bunları tartışacağız. Bunları anlatmaya çalışacağım. Öncesinde konuya girmeden önce şöyle bir kısa bilgi, 3 madde hazırladım. Bir bilgi vermek istiyorum. Sabah, öğle ve akşam yemeklerden önce insülin pompasıyla gönderdiğimiz insülin karşılığında biz bir karbonhidrat miktarı alıyoruz aslında. Yani diyetisyenimizin bize önerdiği bir miktar karbonhidrat alıyoruz. Ben kendimden örnek vermem gerekirse sabah 45 gram, öğlen 60 gram, akşam yine 45 gram karbonhidrat alıyorum. Bunların karşılığında da sabah 8, öğlen 8, akşam da 9 ünite insülin gönderiyorum insülin pompamdan. Dolayısıyla kan şekerimi dengede götürmüş oluyorum. Burada ekstra şöyle bir durum var. Aralarda, ara öğünlerde de aşağı yukarı 15'er gram olmak üzere yine ara öğünlerimi de alıyorum. Muhtemelen sizlerin de buna benzer bir diyet programınız zaten var. Yani kalem insülin de kullansanız, insülin pompası da kullansanız bu şekilde bir programa zaten uyuyor olmanız gerekiyor. İkincisi, fazla karbonhidrat aldığımızda, örneğin öğlen yemeğinde biraz fazla kaçırdığımızda ne kadar insülin ilave yapmamız gerektiğini biliyor olmamız lazım. İşte burada kilit nokta karbonhidrat sayımı. Eğer karbonhidrat sayımını bilirsek vücudumuzdaki karşılığını hesaplamış olacağız ve biz ona göre de insülinimizi artırabileceğiz. Aynı şekilde fazla bir aktivite yaptığımızda, karbonhidratımız yetersiz geldiğinde ya da diğer bir deyişle yaptığımız insülin fazla gelirse dolayısıyla kan şekerimizin de düşmesi söz konusu olacak. Bu dengeyi de sağlayabilmek için yine karbonhidrat sayımını doğru yapıyor olmamız lazım. Üçüncü bir madde de bir ünite insülin kan şekerimizi ne kadar düşürüyor? Yani bunları bilebilmemizi sağlayacak aslında karbonhidrat sayımı arkadaşlar. Şöyle toparlamak gerekirse yediğimiz bir miktar karbonhidrat bizde ne kadar kan şekerini yükseltiyor? Bu dengeyi sağlayabilmemiz için bu denklemi bilmemiz lazım, çözebiliyor olmamız lazım. Ben de size bugün bu konuyu anlatacağım. Yani karbonhidrat sayımı nedir, nasıl yapılır, her bir karbonhidrat aldığımızda karşılığında ne kadar insülin yapmamız gerekir, bunu bahsedeceğim. Burada şöyle de bir ayrıntıyı özellikle belirtmek, vurgulamak istiyorum. Benim az önce söylediğim gibi benim sabah 45, öğlen 60, akşam 45 gram karbonhidrat alımım diyet programımla sabitlendi ve bunu yaklaşık 3 ay test etti endokrin uzmanı. Ve benim günlük yaşantıma, metabolizma hızıma vesaire etkenlere karşı bu rakamları belirledi ve onun karşılığında da insülin miktarlarımı belirledi. Bu sizde farklı olabilir. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim, mesela gece çalışıp da gündüz dinlendiğim saatlerde insülin dengem çok bozuluyor. Çünkü metabolizma çalışma şeyi farklı gece gündüz arasında. Dolayısıyla herkeste de farklı. Endokrin uzmanınızın belirlediği miktarları aşmayın. Ben sadece teknik olarak karbonhidrat sayımı nedir, nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Siz bunu kendi programınıza uygulayabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar, burada tabii işin amacı şu, ne hipoglisemi ne de hiperglisemi yaşamamak. Karbonhidrat sayımının asıl amacı bu. Şimdi öncelikle bir miktar, bir ünite insülin ne kadar kan şekerinizi düşürüyor?
Bunu hesaplayabilmemiz lazım. Arkadaşlar şöyle bir matematiği var bu işin. Bunu diyetisyen bana anlatmıştı. Oradan yola çıkarak yani %100 tutmuyor ama %90'larda yakalıyorsunuz. Günlük yaptığınız insülin miktarlarını toplayın. İşte sabah, öğle, akşam ara öğünlerde yapıyorsanız bilmiyorum. İnsülin pompası kullanıyorsanız saat başı alttan gönderdiği bazal insülin, bolus insülin bunların hepsini toplayın. Benim 43,80 arkadaşlar. Bir gün içerisinde yaptığım bütün insülinlerin toplamı 43,80 miligram bölü desilitre. Şimdi 1650 gibi bir rakamımız var elimizde. Bu 1650 sabit bir rakam. Bunun mantığını ben bilmiyorum. Yani diyetisyenin söylediği bir şey. 1500 internetten araştırdığınızda 1500'ü esas alanlar da var. Ama ağırlıklı olarak 1650 sayısı esas alınıyor. 1650 sayısını günlük toplam insülin miktarına bölüyorsunuz. Yani ben kendi tablomdan baktığımda 1650 bölü 43,80 dediğimde 37,67 çıkıyor. Yani bir ünite insülin bende 37,67 miligram bölü desilitre kan şekerimi düşürüyor. Bir örnek vermek gerekirse 370 şekerim fazla. Yani şöyle söyleyeyim, 490 şekerim çıktığını farz edelim. 120 olmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla 10 ünite insülin yaparsam 370 miligram kan şekerimi düşürecek, 120'ye düşürecek gibi bir matematiği var yani açıkçası. Bir örnek daha vermek gerekirse işte şekerinizi ölçtünüz, iğnenizi yaptınız vesaire 240 çıktı. Olması gereken hedef nedir? İşte 100 diyelim. 140 fazla yapmış. 140 fazla şekeriniz var. Bunun karşılığında insülin yapıp düşüreceksiniz. 37'ye böldüğünüzde işte 3-4 neyse çıktı o kadar ünite insülin yaparsanız şekeriniz yüzlere düşecek demektir. Yani bunun matematiği bu. Dediğim gibi %90 falan tutuyor. Yani %100 o tutmuyor. Çünkü metabolizma o an ruh haliniz etkili, yaptığınız aktivite etkili, yediğiniz gıdanın şeyi etkili, hani vücutta kalıcılık süresi etkili. Bunların hepsini alt alta üst üste koyduğunuzda %100 tutturmanız zaten mümkün olmuyor ama yaklaşıyorsunuz. Bir de karbonhidrat insülin oranı var. Bu da şu demek. Diyelim ki menünüzde 45 gram karbonhidrat almanız gerekiyor. O gün fazla karbonhidrat aldınız şu ya da bu sebeple. Aldığınız karbonhidrat, fazla karbonhidrat için ekstra iğne yapmanız lazım. İşte bu zamanda yine karbonhidrat sayımını yapıp ona göre de ekstra insülinizi yapmanız gerekiyor. Bunun formülü de şu. Yine gün içerisinde yaptığımız bütün insülin miktarlarını topluyoruz. Bu zaten aşağı yukarı sabittir. Çok değişmiyordur kimse de. Benim yine 43,80. Burada da 500 gibi bir sayı var arkadaşlar. 500 sabit sayısını 43,80'e bölüyorsunuz. Benim tabloma baktığımda 11,41. Yani yuvarlarsak 12 gram çıkıyor. Yani 12 gram karbonhidrat için bir ünite insülini artırmam gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, 45 gram almam gerekiyordu. Ben 45 gram için 8 ünite insülin yapıyorum. 12 gram fazla bir şey aldım. 12 gram için de ekstradan bir ünite daha yapmam lazım. Yani 8 değil de 9 ünite yapmam lazım. Yani bunun hesabı da bu. Şimdi bunları bir kenara not alalım. Esas geldik konunun özüne. Arkadaşlar, 45 gram benim bir öğünüm. Sizlerin de belki bu civarlardadır rakamlarınız. Şimdi 45 gramı nasıl hesaplayacağız? Aslında bu iş çok basit. Çok böyle kafa karıştıran şeyler, tablolar vesaire internette var. Ben de ilk zamanlar çok kafam yani netleştirememiştim. Biraz insan bir süre sonra da beziyor artık ama iş hakikaten basit. Temel bazı şeyleri bilirseniz gerisi geliyor. Arkadaşlar, 25 gramlık bir ekmek 15 gram karbonhidrat içeriyor. Bu sabit. Ben genelde paketli dilimlenmiş kepekli ekmek alıyorum. Kepekli ekmeğin bir dilimi de yaklaşık 22-25 gram yapıyor işte. Evde hassas tartım var ki siz de bunu mutlaka edinin. Hassas tartıyla 25 gram ekmeği ölçtüğüm zaman biliyorum ki içerisinde 15 gram karbonhidrat var.
Ben ne kadar karbonhidrat almam gerekiyordu? 45 gram. 15 gramını ekmekten aldım. Bir kase çorba, pirinçli çorba hariç söylüyorum. 15 gram da aşağı yukarı çorba tutuyor. Ettim 30 gram. Benim geriye kaldı 15 gramım. 15 gramı da sebzelerden ya da et, şu bu işte yediğiniz gıdalardan tamamlayabilirsiniz. Bunu kullandığım işte internette çok uygulama var. Aslında şunu diye de önermek istemiyorum. Çünkü bazen yanlış oluyor. Yani doğru veri vermiyor vesaire. Bu sefer sanki hani benimle ilişkim varmış gibi bir algı oluşuyor. Yani her yerden bakabilirsiniz arkadaşlar. İnternetten bakın. Yiyeceğiniz yemeğin hassas tartıda tartın. O miktarıyla kaç gram karbonhidrat içeriyor zaten size söylüyor. Bu şekilde çözebilirsiniz. Bir süre sonra zaten oturuyor. Yani göz kararı bile yapabiliyorsunuz. Her seferinde tartmanız gerekmiyor. Ama şöyle bir ayrıntı var. Mesela benim tartı almamdaki en büyük sebep oydu. Diyor ki orta elma. Orta boy elma. Yani kimine göre orta boy çok büyük bir elmadır. Kimine göre de küçük. Yani bunun dengesini bulmanız zor. O yüzden tartmak işi çözüyor. Birkaç kez de tarttığınızda elmayı o büyüklüğü gözünüzde oturuyor ya, aşağı yukarı gramını tahmin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla hassas tartı alırsanız yiyeceklerinizin hepsini tartabilirsiniz. Tarttığınızda da kaç gram karbonhidrata denk geldiğini hesaplayabilirsiniz. Şimdi burada ekstra yediğimiz şeyler var. Paketli gıdalar var. Örneğin kuru yemiş. Benim kesinlikle vazgeçemedim. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim, paketli kavrulmuş fındık. Ya çok yememek lazım ama insan bazen işte sıra dışı şeyler yapıyoruz. Şimdi arkasına baktığınızda arkadaşlar paketli gıdaların hepsinde şurada gözüktüğü şekilde besin değerleri var. Bizim için önemli olan bu. Şimdi bunu neden söylüyorum? Bakın fındığın karbonhidrat miktarı bu 100 gram için 4 gram karbonhidrat içeriyormuş. Arkadaşlar ben ara öğünlerde 15 gram karbonhidrat alıyorum. Demek ki 100 gram fındık yiyebilirim. Dolayısıyla sınırımı aşmamış olabilirim. Mesela kajuya baktığınızda kajunun karbonhidrat miktarı çok yüksek. Antep fıstığına baktığınızda karbonhidrat miktarı çok yüksek. Şimdi bundan 100 gram yiyebilirim. 4 gram karbonhidrat içeriyor. Mesela kepekli grisini yiyebilirim. Kepekli grisini 2 tane yiyebiliyorum ara öğünde. Dolayısıyla hani dengeyi şaşırmamış oluyoruz. Mesela işte çok seviyorum crunch. Bunun baktığımızda arkada karbonhidrat miktarına şöyle yine burada şurada belirtiyor. Bir paket içindeki karbonhidrat miktarı 20 grammış. Mesela bunun bir tanesini yiyemem. Ben ancak bunun yarısını yiyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tabii şöyle. Hani bunun içerisinde pirinç var falan filan. Dolayısıyla hani aslında yenmemesi gereken bir şey ama. Hani ben örnek anlamında gösterdim. Mesela bunu tadelle yiyebilirsiniz. Tadelle fındıklı çikolata. Muhteviyatına bakın. Eğer içerisinde glikoz falan yoksa yiyebilirsiniz. Ben mesela şimdi marka da vereyim ya, sıkıntı değil. Tarım Kredi Kooperatiflerinin fındıklı kreması var. Gidip de Nutella, çikolata şu bu yemek yerine kesinlikle içerisinde ekstra bir katkı maddesi yok. Tamamen fındık ve kakaodan yapılmış bir şey, ürün ve şeker kullanılmış. Hani doğal şeker kullanılmış. Baktığınızda karbonhidrat miktarı yüksek ve glisemik indeksi de düşük. Dolayısıyla glikoz yediğinizdeki alacağınız aşırı glikozu eritmek zorunda da kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu tür besinleri tercih ettiğinizde böyle risklerden de uzak oluyorsunuz. Glikoz almıyorsunuz. Karbonhidrat sayımını yaptığınız için vücudunuza almanız gereken miktarda gıdalardan alıyorsunuz. Dolayısıyla şeker dengeniz de bozulmuş olmuyor. Bozulmuyor yani. Tabii ki hani diyetisyenin verdiği listeler önemli, işte glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak duruyoruz. Mesela 3 beyazdan uzak, tuzdan, undan, şekerden uzak duruyoruz. Kızartmalardan uzak duruyoruz. İşte ne bileyim pirinç kesinlikle, beyaz makarna kesinlikle yasak. Hani çok canım çekiyorsa, yani çok yemek istiyorsam işte esmer pirinç kullanıyoruz. Onu da
karbonhidrat sayımını yaparak az miktarda tüketiyorum. İşte 3 kaşık bulgur 15 grama denk geliyor. 3 yemek kaşığı bulgur 15 gram. İşte 3 bunu yersem bir dilim ekmek yemiyorum ya da ekmeğin miktarını azaltıyorum. Hani 45 gram sınırını aşmamak için bu tür manipülasyonlar yapabiliyorum. İşte ne bileyim, hamburger gerekiyor yiyorsam işte kepekli ekmek tercih ediyorum. Glisemik indeksi yüksek olmaması açısından. Yani böyle triklerle bu işi daha risksiz bir şekilde götürebiliyoruz. Et için şöyle bir parantez açayım. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeyim. Ette bir sıkıntı olmadığını düşünüp çokça yiyebiliyordum. Özellikle yağsız etlerde. Orada da 150 gram sınırı var. 150 gramın üzeri olursa miktar, onu da yine karbonhidrat sayımına dahil etmek gerekiyor. Çünkü 150 gramı aştığınızda çok yüksek oranda şekeri yükseltebiliyor. İşte köfte yiyorsanız, köftenin içerisinde ekmek yoksa, yine 150 gramı aşmıyorsanız sıkıntı yok. Et yemiş oluyorsunuz. Şarküteri, işte sosisti, salamlı vesaire, bunlardan uzak durmak gerekiyor. Yani ben de bunları diyetisyenin bana verdiği listeden paylaşıyorum sizlere, ama bir süre sonra zaten sizde oturuyor. Size ne zararlı ne zararlı değil, işte onları kestirebiliyorsunuz. Çünkü bünyede mühiye her şey fark ediyor. Ama burada kritik nokta tabii ki şu. Kesinlikle karbonhidratlardan uzak duracaksınız. Paketlenmiş gıdalardan uzak duracaksınız. İşte soslanmış falan filan satın alan hazır gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Onun dışında karbonhidrat sayımı ile ilgili söyleyeceğim bu kadar. Yorum yazarsanız, sorularınız olursa hemen dönüş yapmaya çalışırım. Sonuçta bunlar benim de atladığım şeyler olabilir. Katkı verirseniz sevinirim. Sorularınız olursa yanıtlamaya çalışırım. Bu şekilde süreci beraberce yürütelim diyorum. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.